Videomu izleyen herkese merhabalar, ben Sibel Yalçın. Bugün mutfağımda sizlerle birlikte hazırlayacağımız tarif Japon omleti. Böyle bulut gibi yumurta akının kabardıkça kabardığı, dilimleyerek servis edilen farklı bir omlet, farklı bir lezzet diyebiliriz. Ben de bu tarifi hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü tarifimiz Japon omleti. Beş tane büyük boy yumurta kullanacağım. Çok dikkatli bir şekilde akına sarısından hiç bulaşmadan yumurtanın akını ve sarısını birbirinden ayırıyoruz. 5 yumurtayla yaptım ama daha az yumurtalı veyahut da daha fazla yumurtayla hazırlayabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken tavayı büyütüp küçültmek. 5 adet L boy büyük boy yumurta için 26 santimlik teflon tava kullandım. İkisinin içerisine de yumurta sarısının içine de yumurtanın akının içerisine de biraz tuz ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar yumurta akına ekledim. Diğerine daha az, yarım çay kaşığı diyebiliriz. Sarısını çırpma teliyle karıştırıp kenara alacağım ama yumurta akını mikserle çok iyi böyle köpük köpük, tıraş köpüğü olana kadar karıştırmak gerekiyor. Yumurta sarısını karıştıralım, onu kenara alıp ardından yumurta akını karıştırmaya başlayalım. Tuzla birlikte karıştırmaya başladığımız yumurta akı yarı yarıya böyle köpük haline geldi. Bu noktada içerisine biraz toz şeker ekleyeceğiz. Onların kullandığı toz şeker miktarı bana biraz fazla geldi. Ben yarım tatlı kaşığı kadar kullandım. Bu omleti tatlı olarak da tuzlu olarak da yiyorlar. Yani üzerine bal dökerek de tüketiyorlar. Bir tatlı kaşığı tereyağı var. Oda sıcaklığında tereyağını fırçayla tavaya sürebilirsiniz. Ben dolaptan direkt alıp kullandığım için biraz parça parça oldu. Burada dikkat edilmesi gereken husus kalın tabanlı bir tava olması. Birazdan pişirme yöntemini gördüğünüzde anlayacaksınız. Yumurtanın sarısını içerisine alalım ve tavayı çevirerek ince bir tabaka halinde bütün tavayı yumurta sarısıyla kaplayalım. Ben elektrikli ocakta 4 derecede pişirmeye başladım. Üzerinde gördüğünüz gibi parmağınızı batırdığınızda hiçbir ıslaklık kalmayacak. Zaten çok ince olduğu için çok kısa sürede bu safhaya geliyor. Ondan sonra üzerine yumurta akını alacağız ama elektrikli ocağı kapatsanız bile sıcaklığıyla pişirmeye devam ettiği için ben ocaktan alıp kenarda yumurta akını gördüğünüz gibi çok dikkatli bir şekilde söndürmeden, burada önemli olan söndürmeden yavaş yavaş spatula ile bütün tavaya yaymak. Normal ocakta kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ediyorlar. Kısık ateşte pişirin. Dediğim gibi kalın tabanlı bir tava olması gerekiyor. Kalın tabanlı bir tavanız yoksa da ısıyı kesecek bir araya aparat koyuyorlar. Bunlara dikkat ederseniz daha rahat bir şekilde pişireceksiniz. Yanmadan pişireceksiniz. Tavanın kapağı kapalı olarak pişirilecek. Yumurta akını koyduktan sonra da ben 4 derecede pişirmeye devam ettim. Gördüğünüz kıvama gelecek, bulut bulut iyice kabaracak omletiniz ve ondan sonra hazır demektir. Piştikten sonra da tabağa alacağız. Tabağa aldıktan sonra da ortadan ikiye bölüp yumurta aklarının birbirinin üzerine gelecek şekilde katlayacağız. Burada keskin bir bıçak kullanmak gerekiyor. Ben bunu atladığım için biraz keserken sıkıntı yaşadım. Çünkü yumurta sarısı sertleşiyor. Keskin bir bıçak kullanmazsanız bu sefer kesme esnasında bastırmanız gerekiyor. Bastırırken de biraz yumurta akını söndürüyorsunuz. Aynı zamanda da düzgün dilimleyemiyorsunuz. O yüzden keskin bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, hafta sonu kahvaltınız için farklı bir lezzet paylaşmak istedim sizinle. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili tıklayarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla, sevgiyle kalın.